Değerli izleyiciler, sektöründe ülkemizde ve dünyada ciddi bir marka olarak kendisini tanıtmış, Kütahya'da birinci organize sanayi bölgemizde faaliyetlerini sürdüren Hürok İnşaat Mermer Sanayi Ticaret Limited şirketindeyiz ve genç iş adamlarımızdan Kemal Olçar'la birlikteyiz. Sektörle ilgili ve Hürok'la ilgili kendisinden bilgiler alacağız. Kemal Bey, hayırlı günler. Kemal Bey, Hürok Mermer az önce de söylediğim gibi genç sektöründe gerçekten alanda önemli bir marka haline geldi. Hatta önce benim tanıdığım kadarıyla Hürok üretiminin tamamını ihraç ediyordu. Son birkaç yıl içerisinde de kapasitesini artırarak artık ülkemizde de pazar arayışı içine girdi ve önemli bir yer edindi. Biz sizden Hürok Mermer'in tarihçesiyle ilgili bir bilgi alalım öncelikle. Nasıl şekillendi? Bugünkü encamı nedir? Buyurun. Şimdi Hürok'un tarihçesi 33 yıla dayanıyor. 30 yıl önce şirket yönetim kurulu başkanı Üstü Bey ilk Eskişehir'deki Hürok lastiği kurdu. Bu Bandak firmasıydı. Belçika üzerinden bir franchising bir sistem üzerinden. Evet. Belçika patentli. Bütün ithalatı Belçika'dan yapılıp lastikleri yenileme olarak biz başladık sektörde. Evet. Soğuk sektörde. Kaplama yapıyoruz. Evet. Zannedip. Soğuk kaplama. Evet. Yani bir tane lastikleri tekrar yenileyip çevrede kazandırıp yenisinden daha uzun ömürlü bir hale getiriyordu. Evet. Sene 96'da sene 97'de düzeltiyorum. Bursa ikinci kaplama fabrikamızı açtık. Kestel yolunda, Kestel'deydi. Tabii biz orada 97'de de aynı zamanda da Eskişehir'de fabrikada bir mermer fabrikasımızı da açtık. İlk açtığımız mermer fabrikasını oraya kurduk. Evet. Tabii orada sadece iç piyasaydı. Yani basamaktır, işte yer döşemesidir, mutfak tezgahıdır. Sadece iç piyasaydı. 2001'e kadar iç piyasa devam etti. 2001'de tabii Türkiye ihracatı biraz atılım verince, evet. 2001'de biz Amerika'yla başladık. Amerika ihracatlara başladık, İsrail'e ihracatlara başladık. 2005'e kadar dedik ki, ya biz hep ihraç ediyoruz, hep aradakilere ekmek kazandırıyoruz. Evet. Bir de gidelim, işte abim var, Kaan Bey, o da Amerika depo açalım dedi babama. 2005'te oraya biz bir depo açtık. Ayrıca buradan da biz Amerika, Kanada, Güney Amerika, Avrupa'nın 23 ülkesi, bazı Arap ülkeleri nedir bunlar? Suudi Arabistan, Libya, Azerbaycan, Türkmenistan, Avustralya. Yani yaklaşık 80 ülkede ihracatımız burada devam ediyor. Evet. Tabii biz lastik iş yerini 2007'de artık Bursa'yı, tabii enerjimizi her tarafa saklayamıyoruz. Yani. 2011'de de Kütahya'yı kapattık. Sadece ağırlığımızı mermere verdik. Evet. Mermer ihracatına verdik. Ve Türkiye'nin de her tarafından, yani Diyarbakır'ından, Elazığ'ından, Sivas'ından, Konya'sından, Burdur'undan, Antalya'sından, Ermeni'nden, İzmir'inden 30 çeşidinin üstünde renk getiriyoruz, mermer rengi. Yani bunlar yetmiyor. Yurt dışına da biz ham madde alıp, nedir bunlar da? Yunanistan, İtalya, İspanya, Vietnam, Tayvan, Çin. Buradan da ham madde getirip yelpazemizi iyice genişlettik. Tabii buna en çok neresi ihtiyaç duydu? İstanbul depomuz. Bir sene önce açtığımız İstanbul depomuz buna ihtiyaç duydu. Tabii müşteri bizde mantık kraldır. Neyse yapmak zorundayız. Yani müşteri neyse yapmazsanız tutar kafanızı koparır. Evet. Gider bir başka sektör firmayla çalışır. Doğru. Evet. Evet. Şimdi tabii fabrika öncelikle Yoncalı yolunda bayağı önemli bir kapasite vardı. Ama tabii şimdiyle mukayese edilecek durumda değildi. Orada devam etti. Daha sonra da organize sanayi bölgesine taşındı. Bildiğim kadarıyla da son 1-2 sene içerisinde kapasiteyi artırmak için önemli yatırımlar yapıldı. Neler yaptık? Nasıl yeniledik kendimizi? Çağa ayak uydurmak lazım. Bu mermer sektöründe de böyle. Dünyada kurumsallaşamayan en baştaki yani firmalar mermerciler. Sektör yani mermerciler oluyor. Evet. Yani mermerciler kurumsallaşamaz. Ve kurumsallaşamıyor. Çünkü hep aileden geçen bir şey var. Yani babadan oğula geçen bir grup var. Yıllarca sürmeyen bir meslek grubunda.
tabi istisnalar kaydı bozmuyorsa 3-4 tane firma vardı dünyada böyle kurumsallaşamayan menlerde. Biz neyi seçtik burada? Biz de otomasyonu seçtik. Yani otomasyonda da bloğun ham maddesi geldikten sonra, fabrika ulaştıktan sonra sadece ilk makineye konasıya kadar ve son parçalanasıya kadar seleksiyon haline gelirse de hiç el değmiyor. Yani bir işte süt üreticisinin veya işte ekmek üreticisinin işte hamurunu yapmamasından, eline değmemesinden olan kısım bizim mermerde de mevcut şu anda. Yani ilk kısımdan kesilip işte fırınlanıp tamirat varsa tamiratını yapılıp işte iki kez cilağdan geçip, bir kez değil bizde iki kez cilağdan geçip en sonki makinede, otomasyon makinede de en az zayiatlı, gene çevreye katkılı zayiatlı kesimler yapıyoruz. Yani en az zayiatlan en büyük ölçü almaya çalışıyoruz. Evet. Tabii en sonunda da seleksiyon kısmında ellerle gözler çalıştığı için en sonunda kasalama kısmında da gruplandırıp da onları da insanlara bağlarak bu çalışıyoruz. Bu maliyette de önemli bir avantaj sağlamış oluyor. Tabii, zayiat ne kadar az olursa. İlk yatırımda da çok maliyetli gibi gözükse de sonradan bunu kendi amorti ediyor. Evet. Kurumsallaşma pek yok dediniz. Kırok mermerin çok süratli biçimde büyümesinde onların kurumsallaşmayı becermesi ve otomasyona geçmesinin de diğer sizin söylediğiniz tarzda çalışanlara nazaran bir avantaj sağlamasına sağladı herhalde. Şimdi tabii Kütahya'da veya dünyada dediğim gibi mermercide kurumsallaşma olmuyor ama hedefimiz tabii her zaman kurumsallaşmak. Ama biz neyi seçiyoruz? En azından profesyonelleşebilelim. Yani o amatörlükten çıkıp işte her şeyi otomasyona çevirip, bilgisayara çevirip sistemizasyona getirmeye çalışıyoruz. Evet. Biz az önce aşağıda personelimiz arasında yabancı menşeli personeller de gördük. Onlarla onları istihdam etmemizde önem arz eden hususlar ne? Şimdi biraz Kütahya kendine kapalı. Yani Kütahyalı bir gencin üniversite dışarıda okuyup da Kütahya'ya geri gelmesi biraz zor oluyor. Tabii herkesin kendi böyle bir haklı yönü var. Evet. Bir de tabii yabancı dil olduğu için yani 80 ülke demek çok dil demek. Yani diliyle müşteri hitap edemediği sürece anlaşmamız çok zor. Yani imkansıza yakın. Bizde neresi var? Tunuslu bir arkadaşımız var. Arapçası ve Fransızcası çok iyi. Evet. Ana dil gibi konuşuyor zaten. Onda İngilizce de var. Bir tane Kırgız kızımız var. O da Rusça, Kırgızca, İngilizce, biraz da Bulgarca biliyor. Evet. Bir Çinli kızımız var, o da Çince, İngilizce biliyor. Bir de Alman bir arkadaşımız var, o da eski Almancılardan. Evet. Gurbetçilerden. O da Almanca. Yani şu an dünyada çözemediğimiz dil kalmadı. Yani madem ki biz bu kadar ülkeye ihracat yapıyoruz, onlarla diyaloğu kuracak, dilleri bilen personelle istihdam etmek durumundayız diyorsunuz. Mecburiyetimiz var. Evet. Peki şu anda kapasitemiz nedir? Üretim kapasitemiz nedir? Şu andaki üretim kapasitemiz tabi doğal taş seramikle karşılaştırılmıyor. Kapasitemiz 70 bin metrekare aylık. Evet. Biz şu anda 50 bin metrekare üzerine çalışıyoruz. Tabi hiçbir zaman uymadığı için doğal taş kesildiği zaman veya içine ne çıkacağı belli olmadığı için işte o etkenler bize 50 bin metrekare düşürüyorsunuz. Ne kadar personel istihdam ediyoruz? 160 personel ihtiyacımız var. Evet, önemli bir personel. Yani sayısı. 2 sene öncesine kadar da 150-160 civarında personel vardı. Evet. 30 bin metrekare gibi üretimlerimiz vardı. Evet. Bu otomasyon sayesinde 30 bin 50 bine çıkardık. Evet. Aynı kişilerle. Evet. Yani otomasyonu geçtik ama personel istihdamını da daraltmadık diyorsunuz. Yok, daraltmadık. Yani çünkü Türkiye'nin istihdam konusunda bu tür teşebbüslere ciddi biçimde ihtiyaç var. Efendim çok teşekkür ederiz sohbet için. Zaman zaman sizinle sohbetlerimize devam edeceğiz inşallah. Biz de Hürok Mermer'in başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdürmesinden Türk vatandaşı olarak keyif alıyoruz. Hele hele uluslararası alanda sektörlerinde başka ülkelerdeki firmalarla rekabeti bizi gerçekten memnun ediyor. İnşallah sizden bu alanda da bundan sonraki konuşmalarımızda çok daha yeni şeyler duyarız diyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.